Atatürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Dış piyasa programının açılışında her zaman olduğu gibi bir fiyatlamalara göz atalım. Bakalım bize rakamlar neler söylüyor. Borsa İstanbul'da satış baskısı sonlandı mı? Endeksin 7300 seviyesi üzerine bir kez daha geldiğini görüyoruz. Ama binde ikiye yakın bir yukarı yönlü hareket yani oldukça cılız denebilecek bir tepki hareketi var. Ama gün içi görülen dip seviyelerden yine de bir tepki yaşanması olumlu olarak nitelendirilebilir. Dolar TL 29.39 düzeyinde 29.40'ın hemen altında. Euro TL 32.52 düzeyinde. Sepet kur 30.97 civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın ise 1956 seviyesinin üzerine gelmiş durumda. Bir de paritelere göz atalım. Tabii global tarafta Noel tatili sonrasında piyasalara katılımın oldukça sınırlı olduğu sığ bir piyasa var. Dolar endeksan itibariyle 101.02'ye kadar gerilemiş durumda. Ana bileşeni Euro dolar paritesi 1.10 seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. 1.10.64'teyiz. bindeki yukarı yönlü hareketle. Pound dolar paritesi de 1.27'nin üzerine atmış durumda. Burada da 1.27.39 seviyesindeyiz. Dolar yende de sınırlı yukarı yönlü hareket var. 142.55 düzeyindeyiz. Doların İsviçre frank karşısında da binde 5 değer kaybıyla 0.85.30 seviyesine gerilediğini söylemek mümkün. Amerika'daki vadeli endeks kontratları yataya yakın hafif satıcılı bir açılış beklentisi. Tabi artık tarihi seviyelerdeyiz yani Dow Jones 38.000'le eşiğinde. Işte S&P 500, 4.800'ü yukarı yönde zorluyor. Buralarda kapanışlar yeni tarihi zirve olur mu? Nasdaq da benzer şekilde 17.000'in üzerinde yeni zirve arayışlarında son işlem günlerinde yılın. Evet Amerika'daki tahvil faizlerinde genel olarak düşüşün devam ettiğini söylemek mümkün. 2 yıllık tahvil faizi 4.28, 10 yıllık tahvil faizi 3.86 ve 30 yıllık tahvil faizi de 4.01 düzeyinde genel olarak getirisi genelinde bir düşüş yaşanıyor. Son olarak da emtia cephesine bakalım. Bakıldığında değerli metallerdeki yukarı yönünde hareketin ons bazında altın fiyatında geçerli olduğunu görüyoruz. 2069 seviyesindeyiz. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde ise çok sınırlı kar satışları var. Brent petrol 80'in üzerinde yer almakta. Evet, buradan bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek konuğumu anons etmek istiyorum. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bugün bizimle. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet Amerika'da hani Noel Baba rallisi esas Noel bittikten sonra o yeni yıla kadar olan işte bu hafta yaşanır ve yeni yılın ilk birkaç gününde devam eder şeklinde genel global tarafta bir söylem var. Hani buna katılır mısın? Yeni rekor seviyeler yılın geri kalan son birkaç gününde görür müyüz global tarafta? Baktığımız zaman bu hafta bir miktar iyimser bir fiyatlama reaksiyonuyla devam eden bir süreç izledik. Tabi rakamlara baktığımız zaman da oldukça yakın noktalarda olması sebebiyle de ister istemez belirli dalgalanmalar izlenebilir. Ama bu rakamların çerçevesinde e, yılı kapatabilme senaryomuzun da ön planda olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü gitgide e, ister istemez o tatil psikolojisi e, fiyatlama üstüne etkisini hissettirecektir diye söyleyebiliriz. Ama 2024 potansiyelinde hala e, teknoloji endeksi önderliğinde o potansiyellerini kurduğunu söylemekte fayda var. Tabii şimdi biz yani tam olarak deneyimleyemiyoruz. Çünkü hani internet bağlantı hızımız vesaire yani erişim, ses kalitesi hani bunlarla uğraşıyoruz ama dünya genelinde hani yapay zekanın ve hani dijital dönüşümün ciddi şekilde artık hayatlara iyice dokunmaya başladığı, şirketlerin iş yapış yöntemlerini ciddi şekilde değiştirdiği ve yani yüksek teknoloji şirketlerinin tabii inanılmaz performans işte başta Nvidia vesaire ama diğer taraftan da hani işte sigortacılık, sağlık sektörü, işte erken teşhis vesaire ya da eğitim öğretim tarafında da ciddi şekilde yapay zekanın bir verimlilik artışına doğru götüreceği ve hani 2030'a kadar sizden perspektifte de hani her sene ekonominin geri kalanından ya da işte şirketlerin kar tahminindeki revizyonlardan böyle birkaç kat daha hızlı büyüyebilecek bir sektörden söz ediyoruz ve hani böylece hani Amerika dünyanın geri kalanıyla tabii özellikle Avrupa'yla hani arayı daha da açabilir sen bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Zaten Avrupa'nın kendi iş dinamiklerindeki sorunlar özellikle ekonomik aktivite sürecindeki bu senede çok net bir şekilde izlenen bozulma gelecek dönemlerde de aradaki farkı makası birazcık daha açabilir. Zaten Amerika'nın kendi iş dinamiklerinde projeksiyonlara da yansıyan büyüme potansiyeline baktığımız zaman da 2024'te çok ciddi bir sorun teşkil etmiyor ki en e, böyle şaşalı, e, şahinvari görüntüsünün izlendiği zamanlarda bile e, mevcut konjonktüre çok ciddi bir bozulma oluşturmamışken faiz indirimlerin başlayacağı bir yeni yılda e, büyüme temposunda çok daha iyi bir noktalı olma senaryosunu e, burada Amerika tarafına söyleyebiliriz. Bu açıdan da e, fiyatlama performansı açısından tabii ki ABD Avrupa kıyaslamasında ABD çok daha önemli olacaktır Avrupa cephesinde de şunu vurgulamakta fayda görüyorum, özellikle ekonomik aktivite tarafındaki e, bozulmalardan dolayı e, merkez bankaları, yani Avrupa Merkez Bankası bu noktada birazcık daha e, sakin bir e, gidiş e, söz konusu oluşturdu son çeyrek performansında. Her ne kadar yine güçlü tutumunu sürdürüyor olsa da. ...yine buradaki ekonomik aktivite ilk faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenen Merkez Bankası popüleritesini oluşturdu. Bu minvalde baktığımız zaman Almanya'nın imalat piyamayının da bir dip dönüşü olması senaryosu... ...ister istemez Avrupa cephesini de 2024 tarafında biraz daha Amerika dışında takip etmemiz gereken bölge olarak karşımıza çıkıyor ama... Tabii yine de şunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, jeopolitik risk teması ve enerji tarafındaki fiyatlama reaksiyonlarının enflasyon teması üzerinde ne kadar olumlu ya da olumsuz etki bırakacağı bunları da e, yakından takip etmemiz gerekiyor. Bildiğin gibi Avrupa enerji tarafındaki bağımlılığı sebebiyle Rusya-Ukrayna sürecinden itibaren önemli problemler yaşamıştı. Bu sebeple de 2024 temasında merkez bankalarının faiz indirim savaşı, burada e, mevcut jeopolitik risk teması, ilaveten seçim temposu bunların hepsi içerisinde acaba enerji cephesi nasıl olacak? Bunlara da ayrıca bakmakta fayda görüyorum. Evet Avrupa'nın hani enerji bağımlılığı demişken tabii Kızıldeniz'de son yaşanan gelişmeler. Orada e, deniz nakliyat firmalarının hani Kızıldeniz'i değil de işte Ümüt Burnu'nu dolaşarak daha maliyetleri arttıran alternatiflere yönelmeleri işte bu konteyner başına sigorta maliyetlerinin artması vesaire hani bunlar da bir tedarik zincirinde sıkıntı ve enflasyon tarafında bu düşüşü sonlandırabilecek bir gelişme olabilir mi İşte Brent petrol 80 doların üzerine gelmiş durumda dolayısıyla hani enerjide işte kış ve enerji ve doğalgaz talebi artmışken hani bunun Avrupa'ya yansımaları nasıl olur sence? Şu anda tabii Mevcut enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da aslında önemli bir eşik bölgelerin altındayız. Tabii ki 2024 yılında Avrupa olsun, Euro bölgesi olsun, İngiltere olsun... ...yüzde iki enflasyona ulaşıp altına sarkabilecek bir dinamik oluşturabilir mi? O soru işareti. İlaveten şu anda da seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da sürekli olarak izah ettiğim... ...petrolde hep bir dip çabası var ve temel dinamikler bunu desteklerse biraz sorun yaşatabilir konusunun üzerine şu anda Brent petrolün 80 dolar seviyesinde çevresinde hareket ettiğini görüyoruz. Nitekim yine grafiksel anlamda baktığımız zaman 68-77 dolar bölgesinde yıl içerisinde sürekli dip yapan ve alt bölgelere yaklaştıkça da makro çerçevede ya da bir haberle birlikte oluşan dönüşleri şahit oluyoruz. Şimdi bu aslında teorik anlamda bir tehlike yani yeni yukarı yönlü hareketlerde enflasyon üzerinde ek bir baskı yaratacak senaryosunu ön plana çıkartabilir. Eğer gerçekten petrol dinamiklerinde yeni normal e, Brent petrol için 85 dolar üzerinde rakamları telaffuz edersek o zaman merkez bankalarının gelecekteki faiz indirim zamanlamasının da biraz daha ötelenmesi anlamına gelebilir. Bu açıdan ben biraz daha burada 75-85 dolar arasında sıkışan bir Brent petrol mü yoksa 85 dolar seviyesini aşıp da tehlike arz edecek bir enerji dolayısıyla enflasyon tedirginliği mi olacak hususunda biraz daha gündemi daha yakından takip etmemizin önemli olacağını söyleyebilirim. En azından Mart'a kadar ki o ilk merkez bankalarının toplantı zamanlarına kadar ki hem globaldeki normal konjöktür hem de kendi iş dinamiklerindeki makro konjöktürü dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Evet diğer taraftan hani Çin'deki özellikle yani Avrupa'da tamam hani Amerika'daki işte Nvidia yani ne bileyim Intel'e rakip olabilecek bir şirket pek Avrupa'da şu an ufukta gözükmüyor ama işte Çin'de hani yakın rakipleri, muadilleri işte Tencent olabilir, Alibaba olabilir. O taraflarda son aylarda yaşanan geri çekemeler tabii Çin'deki ekonomi Amerika'daki kadar sağlıklı değil. Yani potansiyelin altında büyüme devam ediyor. İşte yuan satılıyor. Çok fazla değer kaybetmesin dolar karşısında vesaire diye bir takım hamleler girişimler var ama Çin'deki teknoloji şirketlerinin Amerika'daki eşdeğerlerine, peerlerine, akranlarına göre hani bu kadar zayıf fiyatlanması hani sırf böyle jeopolitik risk kaynaklı işte Trump gelirse yeniden bir ticaret savaşı başlar mı kaygısı yani o tarafı nasıl değerlendirsin? Çünkü orada bir potansiyel var ama şu an fiyatlama çok farklı Amerika'ya göre. Tabii Çin bu tarafta senin de bahsettiğin gibi potansiyelin altındaki bir büyüme temposu ile ilerliyor. Bu sene %6 ile başladığımız sonra %5,5, ,5, %5 derken %5'lerin altında bir Çin büyümesi beklentisinin ön planda kaldığı, emlak tarafındaki problemleri, kredi maliyetlerindeki azaltımla sorunu çözmeye çalışan bir görüntüye karşın piyasanın beklediği kadar bir reaksiyon verememesi orada moralleri ciddi anlamda bozduydu. Her ne kadar son dönemde emlak tarafında biraz daha destekleyici senaryolar var şeklinde bir açıklama geliyor olsa da yine baktığımız zaman totalde bir büyüme temposunda hala kurumların Çin tarafından ...yüzde %5'in altında büyüme beklentilerinin olduğunu görebiliyoruz. Bu tabii Çin gibi bir ekonomi için önemli ve olumsuz bir gelişme. Diğer yandan özellikle elektrikli araç e, teknolojisiyle birlikte Çin'e bağımlı olan Amerika gibi önemli ülkelerin de bu bağımlılık sürecinden vazgeçmek için alternatiflere gitme ve bu konuyla alakalı mücadele etme gibi senaryolar. Amerika seçimlerinde acaba Trump olur mu? Ticaret savaşları Trump olsa da olmasa da başlar mı şeklindeki diğer faktörler de aslında bir nebze 2024'ü Çin tarafında canlı tutacaktır. Ama işin yine büyüme tarafına dikkate aldığımız zaman orada yaşanılacak olumsuzluklar ki beklentiler potansiyelin altında kalması şeklinde bu da ister istemez doğal olarak şirketler üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Bu açıdan baktığımız zaman da 2024 Avrupa ve Çin gibi ülkelerde bir geçiş dönemi olacağı varsayımı altında Çin bu noktada biraz geride kalabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Tabii ki seçim süreci Amerika'daki görüntü gerçekten işin ekonomik tarafındaki süreci yorumlayabilmek açısından önemli ama ister Trump olsun ister Biden olsun Amerika'nın Çin tarafındaki bağımlılığını ortadan kaldırabilmek konusunda gelecek vizyonunda önemli ad, atılımlar e, yapması da kaçınılmaz olacaktır. Tabii dolar yendeki o 150'nin üzerinde hani yorgunluk emarelerini benim piyasada gördüğüm değerlendirebildiğim kadarıyla hani ilk not eden e, analistlerden birisinin dolayısıyla hani oradan da bakıldığında 152'lerden 142'lere işte 10 big figür hani kabaca %7 falan bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi Japonya'da da hani getirilirisi kontrolü işte bırakılır mı, faiz mı, ilk çeyrekte gelir mi vesaire tartışılıyor. Sen nasıl görüyorsun oradaki mevcut durumu ve hani dolar yan paritesinin geleceğini? Seninle yapmış olduğumuz yayınlarda dolar yan için özellikle gelecek dönemdeki olası düşüşleri ve çok daha etkin bir rol olması gerektiği ile alakalı Japonya Merkez Bankası yerli bir aksiyon olabileceğini aktarmıştık. Nitekim 150-152 bölgesinden geldiğimiz nokta tabii ki çok kıymetli. Ama ortada şöyle de bir problem var. Biz özellikle Japonya Merkez Bankası'nın çok fazla takip edilmez ama son dönemde acaba ekstra bir şeyler söyler mi diye biraz daha detayına girdiğimiz zaman biraz daha makro çerçeveden farklılaşan hatta biz veri odaklı gitmiyoruz şeklinde de bir dillendirme yapan bir başkanın inatçılığı tutumunun olduğunu görebilmekteyiz. Nitekim bu tahminlere de yansıyor. Eskiden 2024'ün ilk çeyreğinde Japonya Merkez Bankası artık ulusa geliş gevşek para politikasından vazgeçer. Faizini önce pozitif tarafa sonra da belki bir miktar daha artış yapacak şeklinde bir faiz artış döngüsüne geçebilir düşüncesine sahiptik. Ama her toplantı ve açıklamalar nezdinde incelediğimiz zaman artık biraz daha bu ilk çeyrek değil de ilk 6 aylık döneme sarkan hani biraz daha süreç ötelenecekmiş şeklinde bir hava var. Bunu da zaten terminaldeki vadeli tahminlerin görüntüsünden inceleyebilmekteyiz ama yine bugün de belli başlı açıklamaları Japonya tarafından gelen açıklamalara baktığımız zaman Ocak ayında bu konularla alakalı ekstra bir açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı hala masada. Ama biz FED tarafından gelecek indirim, Japonya'dan gelecek bir faiz artışı denkleminde yani zayıf dolar, güçlü yen temasında şu anki kabaca 142,5'larda olan yendeki aşağı yönlü reaksiyonların yine 135'lere hatta biraz daha uzun vadeli konjöktürde uzun soluklu baktığımız zaman 128'lere kadar devam edebilecek bir uzun vadeli konjöktürü vurgulayabiliriz. Ama bunun için bir yandan FED, bir yandan Japonya Merkez Bankası'nın aksiyonlarında ne kadar geç kaldı, ne kadar erken gerçekleştirdi ilgili hedeflere ulaşabilme konusunda da aslında süreci yorumlayabilmek açısından önemli. E, bu açıdan da Japonya Merkez Bankası'nın ilk toplantısı FED'in de özellikle Mart toplantısı bu açıdan takip edilmelidir. Ben kısa vadeli olarak Dolar Yen tarafında da 145'lerin altında özellikle aşağı yönlü potansiyellerin devam edeceğini düşünenlerdenim. Evet şimdi yani FED tarafında şu riskler var tabi Yani biz yılın ilk yarısında faiz indirimi düşünmüyoruz şeklinde peşi sıra açıklamalar geliyor. İşte ama Mart ayında hani vadeli kontratlar %70-80 ihtimalle ilk indirim geliri şu an fiyatlıyor. Dolayısıyla yani orada piyasanın bir yanılma ihtimali söz konusu. Şimdi Avrupa'da da ve İngiltere'de de Merkez Bankası yetkililerinden gelen hani biz böyle faiz indirimlerine hemen başlayacağız diye bir şey yok Yani onlar da biraz daha aslında olabileceklerinden sanki şahin duruyorlar. Yani orada da enflasyon hedeflenen seviyelere işte talebin azalması, resesyon kaygılarıyla beraber gelmesi. Hani orada da sanki bir beklenenden daha erken faiz indirimi gelebilir. Dolayısıyla hani bu euro dolar ve sterlinde gelinen seviyelerde bir hani yukarı yönde nispeten potansiyel sınırlı aşağı yönde bir realizasyon daha yüksek ihtimal der misin? Ya da senin farklı bir bakış açın varsa onu da tabii almak bak isterim. Aslında mevcut konjöktür ve fiyatlara baktığımız zaman da sanki belirli bir süre içerisinde e, burada euro Eurodolar'da ve sterlin dolar'da bir aşağı yönlü reaksiyon e, olabilir düşüncesini e, ben söyleyebilirim. Hatta bunu şu şekilde izah etmekte fayda var. E, euro dolar paritesinden yola çıktığımız zaman 1.11-1.13 bölgesinden sanki bir dönüş olacakmış e, tarafında bir düşünce içerisindeyim. Çünkü dolar endeksinin de gelmiş olduğu fiyat e, seviyesini incelediğimiz zaman hani böyle bir senaryoya şaşırmayacağımı vurgulamakta fayda var. Ne zaman benim bu euro dolarda düşüncem değişir? Özellikle 1.1125 seviyesi üzerinde aylık kapanış gerçekleştirirse ya da ay içerisinde 1.13 seviyesinin üzerine çıkabilen bir potansiyel oluşturabilirse o zaman senaryo değişir ama bu senaryo değişmediği müddetçe ben euro dolarda sanki bir miktar geri çekilme senaryosu olacakmış gibi düşüncesindeyim. Sterlin dolar paritesine baktığımız zaman da orada da 1.29 1.30 bandına yaklaştıkça nasıl euro dolarda eurodan dolara geçişlerin artabileceği düşüncesindeyim. Burada da sterlinden dolara geçişlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ana destek ana e, benim pivot seviyen 1.29 ama genel konjöktürde 1.29-1.30 bölgesi üzerinde kalıcılaşmayacağı senaryosundan yola çıkarak paritede bir aşağı yönlü eğilimler e, beklentisi içerisindeyim. Ama bu e, tamamıyla işin biraz daha kısa vadeli görüntüsü. Biraz daha bunu orta vadeye uzun vadeye çektiğimiz zaman aşağı yönlü geri çekilmelerde örnek veriyorum Eurodolar'da 1.08-1.07 bölgesi işte sterlin dolar paritesinde 1.25 gibi bölgeler. Buralara yaklaştıkça da yeniden bir e, yukarı yönlü potansiyel sunulabilme görüntüsü var. Çünkü faiz indirim projeksiyonu bu sefer gündemi meşgul edecek. E, bu açıdan baktığımız zaman önce aşağı, daha sonra yukarı yönlü bir potansiyel izlenirse Euro dolar ve sterlin dolar paritesinde en azından ilk çeyrek eee içerisine baktığımız zaman da buna şaşırmamakta fayda var. Tabii Fed'in faiz indirimlerini beklerken yani altın fiyatlarındaki kıpırdanma ve 2000 seviyesi üzerinde hani muhtemelen bu yılı ve aylık kapanışta ikinci kez görüyor, gerçekleştiriyor olacağız. Yani 2024'ün başı ve geneline dahil altına konusunda söylemek istediklerini de aslında duymak isterim. Altın 2024'ü muhtemelen en çok seveceği yıllar arasına atacaktır. Çünkü bir yandan merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Bir yandan da e, 70'e yakın ülke ve 2 milyara yakında kişinin oy vereceği bir dönemden geçeceğiz. Biz her ne kadar Amerika, Almanya, Rusya ve Türkiye odaklı olsak da seçim dönemleri ve Amerika özelinde özellikle e, senin de biraz önce Çin cephesinde de bahsettiğin gibi acaba Çin... Amerika ticaret savaşı olur mu gibi konuların da gündemi meşgul ettiği bir ortamda altın iyimser bir performans sergileyebilir. Fiyat anlamında baktığımız zaman da 2000 dolar seviyesinin üzerinde aylık kapanış yaptı. Zaten muhtemelen bu ayı da aylık kapanış yaparak yılı tamamlayacak. Yani bu ardarda arda 2000 dolar üzerinde kalıcı hareketlerin oluştuğu anlamına gelir ki seninle yapmış olduğumuz geçmiş ayında 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapması tarihsel bir değişim. Bu da 2400'lerin önünü açtı vurgusunu yapmıştık. Nitekim aynı senaryo üzerinde ben duruyorum. E, bu bölgelere doğru bir hareketliliğe şaşırmayacağım. Ve 2024 makro temada da altının yükselişini destekleyecek faktörler e, olduğunu vurgulamakta fayda görüyorum. Bu süreci bozacak en temeldeki konu enflasyon beklemediğimiz ölçüde bir yukarı yönlü reaksiyon oluşturur. Ve bu da merkez bankaların indirim potansiyellerini biraz daha öteler. Belki bu altını biraz canını sıkabilir ama genel konjöktürde kabaca 2000 dolar üzerinde kalıcı olduğu müddetçe altın için ben herhangi bir sorun görmüyorum. Evet Kuzet böylece yayının sonuna geliyoruz. 2023 genelinde yayınlara verdiğin destek için çok teşekkür ediyorum ve sana ailene ve aynı zamanda Gecemi Yatırım ailesine iyi bir yıl diliyorum. Ben de senin ve Vastan'la, Ekotürk ailesinin, bizi izleyenlerin, herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Umuyorum ki 2024 bize önce sağlık getirir, sonra huzur ve bereketli bir yıl geçirmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Evet, Kudret A. Gece Meydanım Açılımı Müdürü dış piyasa programında konuğum oldu. Böylece programı sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam ediyor olacak.